Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 93. bölümdeyiz. Dile kolay 93 bölüm geçti. 92 bölüm geçti. 93'teyiz. En son hatırlayacak olursanız büyük Skyrim savaşından zaferle ayrılmıştık. Artık buralar bizim de. Yani şu ay çelik ok niye aldıysam onu da bilmiyorum. Şimdi bir şu müziğin geçmesi. Aa, Tunca çiftliği varmış. Çiftlik evi varmış. Şurayı bir keşfedelim. Hem şu yeri keşfedelim hem de şu müzik geçsin diye hemen oradan ayrıldım. Allah. Ne oldu? Şöyle. Aa, tamam, pardon. Allah kahretmesin ya. Ben bunu Shadowmere zannettim. Aç aç şunu aç. Aç. Bir dakika, bu şeyi yaptık değil mi? Tamam. Lidya gelemiyor yalnız. Şu Tundra çiftlik evini keşfedesim var ya. Yürüyün. Yürüyün, gideceğiz. Bir F5 alalım ama ondan önce. Oğlum benim az bu değilse. Ha, burada. Gölgeyle ya. Gölgeyle. Nerede o Tundra çiftlik evi? Şurada. Bir dakika, şu şeydekini demiyor muyu? Yo, şuraya bir işaretçi yerleştir bakayım. Ha, şu taraftaki, tamam. Onu bir keşfedelim bakalım. En son işte Skyrim'deki büyük savaşı yapmıştık. İmparatorluk tarafında savaşmıştık. Her ne kadar imperiallara karşı bir şeyim olsa da yine de İmparatorluk askerleriyle birlikte Miğfer Yeli'ne karşı bir savaş vermiş idik. Şimdi ise şuraları bir keşfedelim, lazım olur. Şimdi ise ne yapacağımızı açıkçası pek bilmiyorum. Üstümüzdeki ağırlık fazla değil. Hani eve gitmemizi gerektirecek bir durum yok. Buradan direkt bir yerlere gidebiliriz. Çiftlik evi burasıymış. Ne kadar güzel. Düşünsenize şöyle bir yerde bir çiftlik evinizin olduğunu. İşte keşke işaretçi de kaldırılsa yani. Ben niye bunu illa haritadan temizlemek zorundayım ki? Şurada bir tane mağara var. Şurada da bir tane mağara var. Şu mağarayı keşfedip temizleyelim mi? Ne diyorsunuz? Çok bir vaktimizi alacağını düşünmüyorum. En azından şey kesmiş oluruz. Şu kurdu yol üstünde bir alalım. Şu taraftan vurursan, ah, tamamdır. Sok kılıcını kınına. Mağara tepede mi? Burası gösteriliyor ama ha, şurası. Tamam. Bir mağarayı bir temizleyelim ya. Bir F5 atacağım. Şöyle elimize 4'ü alalım. Parıltılı sis mağarasına gidelim. Burada bir sürü aynen parlak mantar olur. Çünkü şeyin adı parıltılı sis zaten. Oba, bakın orada ne var. Artık yok. Neden? Çünkü öldü. Şunu o küçük ruhla dolduralım. Bunu mini ruhla dolduralım. Bunu zaten dolduramıyoruz gölgelerin yayına. Yalnız burada çıyan da vardır o zaman ya. Ne diyorsunuz? Bu arada bir saniye. Ses deneme tamamdır. Geldim. Oğlum bir şey diyeceğim, burada o zaman örümcek de vardır ha. Aynen öyle, baksanıza biraz kendi topuğuma sıkmış gibi hissediyorum bir... Allah. Evet, bağırmadan önce etrafımıza baksaydık çok daha iyi olacakmış. Allah. Yedim ya. Yedim, vallahi yedim. Burada ne var? Buradaki itikaf. Oba, o bana zarar veremeden ben onu alayım. Şurada mantar varmış, bir tane sinek mantarı. Yitik elflerle dövüşmedi uzun zaman oldu ya. En son yitik elflerle dövüşürken elimizde hançer vardı. Hançerle sinsi sinsi ilerliyorduk. Ama artık öyle değil. Şuradaki ne, şu arkadan mı ulaşacağız artık? Şuradaki parlak mantarları toplayalım. Bunlar işimize yararlar. Ha, şu aşağıda.
Aa, bu şeyinden çıkacak ama çıkmıyor. Buradan Allah bir şey aldım ya. Yitik herifle ilgili bir şey aldım. Şu neden çıkmıyor kovuğundan? Allah Allah. Buradan da parlak mantarımızı alalım. Aa, burada haydut var. Aa, ben sizi nasıl göremedim? Benim parlaklık kısık ya herhalde. Her oyuna girdiğimde şu parlaklık ayarına şöyle arttırıyorum ve sonra diyorum ki bu çok parlak oldu, biraz düşüreyim. Ama bu sefer iyi ya, bu sefer iyi gibi. Şuradan parlak mantarımızı alalım. Şunları zaten toplamıştık. Ya yine mi çok parlak oldu? Görüntü. Arasında da pek de bir oynama olmuyor açıkçası. Neyse, şuradaki parlak mantarı topladık. Bunu toplayalım. Evet, çıyanlara ve örümceklere yaklaşıyor gibiyiz. Oba. Gölgelerin efendisi. Ne oldu şu an? Ya hayır ya. Oyun bug'a girdi. Kayıt da almadım, yapma. Evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Bilmiyorum ne oldu. Oyun bir bug'a girdi. Takıldı fark ettiğiniz üzere. Ondan sonra işte oturumu falan kapatmak zorunda kaldım. Öyle bir şeyler yaşandı. Sonra baktım ki ekran kartı güncellemesi gelmiş ve ben ekran kartı güncellememi yapmamışım. Acaba dedim ondan dolayı mı takıldı? Emin değilim. Ama şu an geldim ve bayağı F5 ata ata ilerlemek üzere karşınızda bulunuyorum. Şuradan şunları alayım. Şuradan şunları al hepsini. O yakutları falan ne yapacağız biz ya? Oyuna eklemişler ama satmamız için eklemişler herhalde. Çünkü bir işlevleri yok. Yeraltı mağarası. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu an yine işten geldim. Ama üstümde güzel bir enerji var. Oba. Sen vurma ya. Sen iyi vuruyorsun ha. Gölge efendisi. Seni ben şöyle yaksam. En çok ateşe şeyi verdik, farkı verdik. O yüzden yakarak öldüreyim. Kılıcı geç, yavaş, sağlık zehri. Bir şey diyeceğim, ne kadar güzel duruyor. Bizim için hiçbir işlevi yok ama çok güzel gözüktü gözüme. Oh. Çiyan yumurtasıyla çiyan eklemine doyacağız. Bunu almama gerek var mı ya? Artık almayacağım. Ne yapayım ben buna? Küçük ruh. Küçük ruhla dolu zaten. Ben küçük ruh çeferinin büyük ruhla dolu olmasını zaten bekleyemezsiniz. Bir F5. Buradan Allah'ım, masa o kadar küçük ki sürekli bilgisayarın altına çarpıyor şeyine. Sonra böyle bir şeyler oluyor işte. Şunu alayım. En işlevsizi bu gibi geliyor bana ya, ne bileyim. Yine iyi şeyi var ama. Burada çıyanlara yaklaşıyoruz. Allah, evet. Baksanıza çok işlevsiz yani. Şimdi şuna bakın. Gerçi hadi buna şey verdik, geliştirme verdik de. Evet, önüme geçmesen seni yakmayacaktım zaten Lydia. Ben senin tarafındayım diyor. I am your side. Olabilir. Olabilir yani. Allah, bir şey aldım. Çiyan ekleme aldım yanlışlıkla. Yok, başka bir şey aldım. Oh, çiyan yumurtasına doyacağız ha. Burada ne var? Allah, zaten buradan gidecekmiş de. Ben masum pilini değiştirecektim ya. Onu unuttum. F5. Oba. Tek elle atınca çok karizmatik çıktı karakter.
Yüzümüzdeki maskeden kurtulamıyor sadece. Ha, avcı Çiyan anteni almışım az önce. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Öteki Çiyan nereye gitti ya? Aşağı düştü herhalde. Aşağı inelim mi? İnelim. Yani bu kadar malzeme koymuşlarsa. Allah! Çiyan yumurtasıyla yapılabilen tariflere bakmak lazım. İksiri iyi geliştireceğiz ama ha. Ben size söyleyeyim, bu bölüm eve gider gitmez bu mağaradan sonra bir iksir şey yaparız. O burada iskeletler var. Bunları burada yemişler. Çiyanlar. Öteki Çiyan nereye gitti ya? Göremiyorum. Senin arkadaşın nerede? Neyse. Buralarda bir şey yok zaten. Altın, kusursuz nerede? Bizim bulunduğumuz mağaranın adı neydi? Parıltı Sis Mağarası. Bu mağaraların her birine bir görev koyuyorlar mı acaba? Ya seni yakacağım diye şey yapamıyorum. Zaten mouse'un pilini değiştirmeyi unuttum. Tamam ya, pardon. Bazı şeyler var. Yanınıza aldığınız kişilere yanlışlıkla böyle ateş edince şey diyor. Size saldırmaya falan başlıyor. Bu arada biz bir tane şey almamış mıydık ya? Arkadaşlarına zarar vermezsin diye. Bayağı bildiğin zarar veriyor. Bu arada Çiyan'la hiç karşılaşmadık. Örümcek'le de karşılaşmadık. Ama cücelerle karşılaşacağız. Yo, yine yiyecek yani farklı. Wow. Sen bayağı ağır ağır bir abir. Allah! Lan! Of, tam cam basarken attım. Abi çok iyi ya sizin zırh. 37 zırh veriyor aslında. Ağır zırh bunların üstündekiler de. Çok iyi ama ya zırhları. Allah, bir şey aldım yanlışlıkla. İtikaf savaş baltası. Ne kadar küçük gözüküyor böyle baktığımızda. Nereden? Zaten buradan yol yok. Mecbur yukarı. Tekrar mağaraya geldik. Ha, tamam. Bu mağara bu kadardı o zaman. Aynen öyle. İyi, 15 dakika falan bu şey yaptık yani. Çok da bir şey geçirme bir zamanımız almadı. Uf, çok iyi ya. Bayılıyorum bu oyuna gerçekten, ama gerçekten bayılıyorum. Garip silahlar ve zırhlar kullanan haydutların yerini tespit ettim. Bunlar Krit kervan tüccarının baş tartı oluşturan haydutlar olmalı. Gidip alalım kellelerin aşağı. Neredeymiş yerleri? Şurası mı? Şu Kastav Kalesi'nden gideriz biz oraya. Kaleden geçiş iznimiz vardı mı? Aynen, burası İmparatorluk Kalesi, tamam. Bu kaleleri hep biz almıştık geçen bölüm galiba. Evet evet, bu kaleyi hatırladım. Bir F5 atalım ne olur ne olmaz. Başımıza bir iş gelmesin. Merhabalar. Oba. Pardon. Siz direkt zaten haydutmuşsunuz ha. Oba.
Pardon Shadow Mir. Yanlışlıkla oldu. Ben direkt seninle uğraşsam. Oba. Dur gitme gitme gel buraya. Ver şu günlüğünü okuyacağım. Sapkın düşünceler mi? Uf. Hafif zırh şeyi... Pardon. Şu şeye bakacaktım. Aa kürk zırh şey yapmış onun yerine ya. Sen aldın da şu atımı rahat bırakın ulan. Bir yandan saldırmak ne demek? Ayı olaylar. Şu öldürdüğümüz nerede Lydia? Ha şurada. Kara hançer, kara yay. Oha bu ne be? Oyunda ilk defa görüyorum ha. Kara ok. Alayım 17 hasarı var. Yalnız... Bak eldivenleri, miğferi ne kadar güzelken kürk zırh mı kullanıyorsunuz ya? Sizde Allah geyik neyse geyik postuymuş. Sizde bu şeylik saçmalık nedir? Kara gürs, maymuncuk, süt sürahisi alırım. Akşama süt içeriz. Altın. Burada ne var? Oha konuşabiliyorum. Ben senin kafesini açsam sen bana saldırıyor mu? Oha. Sen ne kadar tatlı küçük bir böceksin. Garip bir. Oo bayağı bir şey diyor. Şu çok iyiymiş yalnız. Garip bir şeysin ama yine de bu hafta karşılaştığım en garip üçüncü şeysin. Şu çok iyi ya şunu söyleyeceğim. Aa. Benim evcil hayvan mı? Ay yok ya. Deli kınanatlar var. Kın kanat. Kın kan. Aa, ne diyorsunuz? Alsak mı yanımıza? Lydia var zaten. Bir de bu olacak. Ay yok ben uğraşamam seninle ya. Hadi güle güle. Muhtemelen günlükte de bu yazıyordu zaten. Bir bakalım şu yiyecekleri bir yiyelim. Sütümüzü de içelim. Haydut kampını bul. Bulurum tamam. Daha fazla ayrıntı bul diyor. Ha tamam okuyayım. Yaş iş. Ne yaş iş bu? Ama hiç de mi... Ne? Ama hiç de mi iyi ödemez? Birkaç günde bir tüccarın biri aynı bir bebek kadar savunmasız dört nala koşarak gelir. Biz gönül çelenler her zaman iyiliğimizi yapar ve geçmelerine izin vermeden yüklerini hafifletiriz. En azından bunu yaparız. Kuzeye taşınmak yaptığımız en iyi şey oldu. Risa ve diğer şu çocuklarını ya da onların kendilerini dediği gibi azizleri Akçay'da bıraktık. Büyük ihtimal onu hala Markart yolunda tazılarla peşliyorlardır. Svarik bu seferki ziyaretine geç kaldı. Acaba batıdan buraya geldiği yol her zamankinden daha tehlikeli midir? Midem. Kaderimize bir değişikliğe ihtiyacımız var. Yakında paramızı alamazsak diğerlerine ayrılacağından korkuyorum. Umarım bu yeni ipucumuz işe yarar. Hangisi yeni ipucunuz? Bu mu? Aha oğlum zırhınız varken niye giymiyorsunuz bunu? Onun yerine altın kürk giyiyorsunuz. Varillerde lahanadan başka bir şey yok. Yalnız... Yüzünün şey olması çok iyi ya. Aa diğeri de burada hemen şuradan gidelim. Hiç oraya kadar at süremem valla. Biz niye ejderhalara binemiyoruz artık ya? Aa burası mı? Bir dakika burası mı? Değil değil mi? Burası olsa burayı gösterir. İçeriye işaret etmiyordu bakayım. Aynen orası değil galiba. Bakayım aynen burası. Ay. Bu kadar yakında mıydınız ya? Dur gelme. Ben yenerim sizleri de. Kim?
Ben... Oha! Nasıl fazla güçlüler ya? Ya boşa gitti benim şeyim. Gelme lan. Oha! Oha! Nasıl vurdu? Kim vurdu ki beni? Oğlum biri bana ok atıyor ha. Ay ananı. Oğlum sen mi ok atıyorsun la bana? Atsana bir daha. Bir daha atsana ya. Merak ettim nasıl atıyorsun? Yallah yanlışlıkla bir şey aldım bak zaten. Ne aldığımı da bilmiyorum. Üstümde saçma sapan şeyler var. Abone ol Lidya. Oku bol buldun saçıyorsun sağa sola valla. Ne bir şey var. Büyük demir kılıç. Ne yapayım büyük demir kılıcı ben. Şey nerede ya? Svarik mivarik vardı buralarda. Oğlum nereye kayboldu adamlar? Hah şurada. Allah'ım yine bir şey aldık. Büyük kara kılıç geç. Kara hançer. Hiçlik özü mü? Loki rahat dur. Oo, şu. Zengin hayırseverimiz Taro'nun arzusunu yapmaya devam ediyoruz. İlişkimiz daha da kötüye gitmiş olsa da hala fazlasıyla iyi para ödüyor ve ticaret kervanlarını geçerken garip görünen veya hatta en ufak bir sihir bile bulabileceğimiz her şeyi arayarak yağmalamamızı istemeye devam ediyor. Taron güçlü bir çağrı büyücüsü ama aynı zamanda dilinin tek son zamanlarda ganimetlerimizden giderek daha da mutsuz olmaya başladım. Kibirli azizlerin onun lütfunu kazanmak için bir şeyler yaptıklarından şüpheleniyorum. Gelecek ay onunla karşılaşınca olacaklardan hepimiz korkar hale geldik ve o ganimetlerimizi onaylamıyor. Bana sorarsan o kanalizasyonda geçirdiği onca zaman sonunda beynini alt üst etti. Birkaç ay önce ona getirdiğimiz maşaları ve paslı kaliperleri gerçekten beğenmişe benziyordu. İhtiyacımız olan tek şey devam ettiği boşluğu kapatmasına yardımcı olacağını düşündüğü doğru ıvır zıvırı bulmak ve bir kez daha para keselerimizi dolduracağız. Düzen onarırken. Çağrı büyücüsünün sığınağının yerini keşfet. Peki biz onun çağrı büyücüsü olduğunu nereden anladık? Okuduğum kitapta öyle bir şey yazmıyordu. Ay, aşağıdaki çadırda şey vardı. Almayı unuttum bak. İçini aramayı. Hadi Adrak abi. Şey ya. Çanta. F5 hazır gelmişken şurayı da bir keşfedelim. Çok mu uzaktı orası? Yok, yakın gösteriyor. Aynen, ıssız mağara. Peki. Çağrı büyücüsü. Bu bununla eşit gidiyor galiba. Aynen, tamam. Dur şunu kapat. Göremiyorum. Nerede? Öğrendiğime güçlü bir çağrı büyücüsü sonra ıssız kente tehlikeli deneyler yaparken azizler ve gönül çelenlere finansal tamam. He ıssız kente gidiyoruz. Issız kent dur. Şimdi bunu bilse kim bilir acaba? Take my advice. Never gamble. Damn Ernskar has me in debt up to the eyes. You should speak to yet another new face. I'm from Hammerfell, you see. I can hardly keep track of all the people I've been meeting. Burası bar mıydı? Aynen, tamam. Welcome to the Winking Skeever, friend. Yeni söylentiler var mı? I've heard Jari Raz hanging around the Wells District, looking for new blood to hire. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Of course, it's all in this note. Bir saniye.
traitors, civil wars, dragons. Those troubles don't cross my doorway. So sit, relax. Rocky sen miydin? Az önce masa sallandı da deprem mi oluyor yoksa? Rocky nasıl sallasın koca masayı ya? Abi bir dur. Neyse. Lan bir dur Allah. Abi nerede ben bu adamı bulabilirim ki? Siz falan biliyorsunuz mu? Ay yok beni tanımadın ya. If you're looking for you're passing through solitude, maybe you're looking to make some easy gold. Yes. Harbi büyücüye falan mı sorsam? Anlamadım ki ben ne yapmam gerektiğini. Ya ıssız kentteymiş tamam. Kayıp tüccarın notunu oku. Geç. Isız kenti tehlikeli deneyler yaparken tamam azizler ve gönül çelenlere finansal destek çıkıyormuş. Tuhaf eserler arayan bir sihirbaz tarafından gönül çelenler haydutlarına nasıl yardım edildiğini ayrıntılı olarak anlatan bir not buldum. Not nerede oldukları konusunda belirsiz. Sadece kanalizasyonda bir yerde olduğuna dikkat çekti. Kanalizasyon. Belki bu sihirbaz hakkında onun nerede bulabileceğim daha fazla şey öğrenebilirim. Kanalizasyon. Bu şeyde kanalizasyon nerede var abi? Kale var, ıvır zıvır dükkanı var, göz tamam, tamam, doğru kalesi, Talmor, karargah, Allah da Talmor kadar, şehir mezarlığına falan mı gitsem acaba? Burada Ozanlar Koleji var, İlahlar Tapınağı, ıssız kent. Saray büyücüsüne sormak en mantıklısı değil mi? Sonuçta herif çağrı büyücüsü. Siz biliyorsunuz buna bir şey. Ay Loki. Oynamaz mısın yavrum? Benim ellerimle kollarımla bir sakin ol bakayım. Loki ya ne yapacağız? Bana bakıyor. Bilmiyorum ki ne yapacağımıza. Ya susun ya. Burada benim... Bu intim ne kadar? Allah aşkına bir saniye. Genel istatistik. Suç. Of çok fazla. Neyse. O kanalizasyon diyor ya. Yukarı çıkmayacağız bence. Ya kanalizasyon da şeyde var. Aşkım dur. Dur mikrofonla oynama sakın Loki'ye. Bakayım ses deneme. Tamam. Dur kanalizasyon sesi geliyor. Loki yapma. Yapma çocuğum. Başka şuraya gir bakayım yeraltı mezarlığına. Burası mezarlık ya kanalizasyon değil ki. Sizinle de hiç uğraşamayacağım şimdi. Bulamıyorum adamı. Birilerine sormak lazım. Bir sabah olabilir mi lütfen Allah aşkına? Yeter artık. Ne bu karanlık? Ve etrafta bir insanlar yürüsün. Şehir mezarlığı. Burası olamaz herhalde. Mavi saraya gitsem. Ve F5 atsam. Saraydakiler bilir ya. Kaledekiler değil. Dur saray... Loki ne yaptın? Saray büyücüsüne bir gidelim. Merhaba. Yarls come and yarls go. Good cook stays for a lifetime. And I'm a very, very good cook. Hadi giyiyoruz hücresi. Heh, burada mıydınız? Ya. It's a fine day with you around. There is room in my court for. However, I could only you help my people and purchase a house for my. Tamam. Good luck to you. Yaparım, yaparım. Ah. If I needed something from you, you would know it. I was a member of the court during the reign of Torg's father. It was Torg who appointed. Very. I helped raise him.
Oh, I could not have been more proud to see Tor. Sorunun ne? Nothing. I'm busy, and I don't like being Oh, don't give me that look. We have something of a vampire problem. Bodies have been I don't expect you to be capable of even that. Ya, bunlar değil. Ama adam ıssız kentte olduğu da yazmıyor ki diğer aylık mı? Ya o şeydeki olabilir mi? Adam o mağarada olabilir mi peki sizce? Arkada bir tane mağara vardı ya. Neresiydi orası, hatırlayan var mı? Bir şey mağarasıydı. Tün kapısı, ıssız mağaraydı. Tunç buzlu mağaranın oradan çıktık yukarıya. Isız mağarası olması lazım. Aynen. Şimdi bir şey bakacağım. Buralarda hiç Ayaz trolü. Wow. Hiç şey yok değil mi? Seni de bir alayım mı ya? Of, dur gitme. Boynuzlarına ihtiyacım var. Mesela buraya bir şey yazmamışlar, koymamışlar. Herhangi bir şey yok. Not falan filan bakıyorum şu an. Ya şimdi diyorum ki şu bir ip... Aha dur. İşte bu ya. İşte bu arkadaş. Dağların derinliklerine girdikten bir süre sonra... Oldu ama yemin ederim aletlerin şarkı söylediğini duyabiliyordum. Ritimsiz, çok sessiz bir şekilde ama yine de şarkı söylüyorlar. Söylüyor. Kimse bana inanmıyor ama tüm... Paramla bahse varım ki dün gece bize saldıran Devamur makineleriyle bir bağlantısı var. Bu şeylerin gezginlere saldırdığını bırak, mağaralarından çıktığınızda hiç duymamıştım. Ben de duymamıştım. Neredeyse müzeye çekiliyor gibiydiler. Bu akşam yükü Sadras karavanına nakledeceğiz. Kendilerine bol şanslar ama kaptan eninde sonunda Akşe'ye döneceğimize yükü tekrar alacağımı söylüyor. Eğer bu olursa bana müsaade. Sokmuşum parasına. Günlerdir uyumadım ve aklımı kaçırmak üzereyim. Şimdi bile o korkunç tınıyı kafamda duyabiliyorum. Artık bittim bu çile. Yani şu sandığı gerçekten görmediğime inanamıyorum ama bu kayıp tüccar ya. Pardon, iki karavan, bu farklı bir şey bence. Çağrı büyüsü yapsak mesela, yani elimizde en... Dremora Efendisi çağırsam mesela şu an. Şuradaki mağaraya falan girsek. Ben anlamadım ki ne yapacağımızı. Şu kayıp efsaneleri yapalım bakalım. Belki bununla bir bağlantısı vardır onun. Akça yolu üzerinde demişti ama. Abi göremiyorum. Çok fazla şey var. Ha. Parıltılı sis mağarasının orada. İyi ki keşfetmişiz o mağarayı. Gel. Belki bununla alakalı bir şeydir. Gidelim bakalım. Burası neresi? Öylesine bir yer. Öylesine yapmışlar işte. Aa, bu kervan da şeye uğramış. Saldırıya. F5. Oğlum Divyamurlar... Perişan muhafız. Okuyalım. Parçalanmış günlük değil, perişan muhafızın notu... Ay çok fazla. Telvanı kontrol noktasına yükü bize teslim etti. Biraz gergin görünüyorlar. Diven makineleri saldırısına uğradılar ama detayları paylaşmadılar. Bir sürü işe yaramaz avcı hepsi. Ayrıca Halu karavanından sürpriz ziyaret oldu. Tüm ekip tuhaf bir grup. Savaşçıdan ziyade daha çok çiftçi ve alim gibiler. Sadece birkaçı benim gibiydi. Çekici kara saçlı kızla konuşmaya çalıştım ama yük el değiştirirken boğucu kızı gözlerini kargodan ayırmadı. Her halükarda ana yük güvende, ancak nakliye sırasında hasar görmüş olmasına endişe ediliyor. Garip işe gidiyor. Halu kaptanı pek endişeli değildi. O ve patron biraz kendi aralarında konuştu. Kara saçlı piliçle şansımı bir kez daha denedim ve bana adını
Veli'nin olduğunu söyledi. Kaptan Indis'in bir sonraki kontrol noktasında olup olmayacağını sordu. Ona hayır dedim ama işin aslını bilmiyorum bile. Zaten neden umursadığımı bilmiyorum. Yükleri sahte. Gerçek yük sonraki durakta Indrol'e geçecek. Teslim edilince kendimize gelmek için 1-2 gün Akşay'da durabileceğimizi duydum. Indoril karavanının kaptanını bir Nord ve saygılarını sunmak için Ölüler Salonu'na gideceğinden bahsetti. Bana uyar, ben saygımı Taverna'da sunacağım. Umarım Veli'ye bir içki ısmarlama şansım olur. Pek olmamış gibi duruyor dostum. Akşay'daki karavana dair bir kanıt bulduk. Şu şeye gidelim bakalım. Bu karavan farklı bir şey ya. Bu değil, bu biz şu an bambaşka bir görev yapıyoruz gibi geliyor. Ne oldu lan, niye tepeden düştünüz siz? Bu değil yani bu. Mezarlıkta kime soracağım oğlum? Ölü. F5. Şunu alayım mı? Şunu da alayım. F5. Onu yanlışlıkla çağırdım ya. Şunu savaşıyorsunuz da siz. Sadros ile Varoş'a mı yazıyor? Ben buluşup yükü aldık. Diğerleri yorgun gözükse en azından kaptanlar kendine hediye etmezmiş gibi hedefe ulaşamayıp Akçay yolunda Divemur makinesi saldırısına uğrayan karavanların hadiselerini almıştık. Benim endişem korkunun adamlarının bilinçaltına işlemesi. Özellikle diğerlerinin başına gelenleri düşününce ateşe çıra atar gibi tehlike artıyor. Umarım diğer kaptanların planı vardır. Zaten birkaç kişi tüydü bile. Eğer saldırılar devam edecekse eli kılıç tutan herkese ihtiyacımız olacak. Adamları hanın sıcağını terk edip bilinmeyen tehlikeye koyulmak için ikna etmek zor olacak. Bu Divemur saçmalığı olmasa bile önümüzdeki yol haydutlar, kurtlar ve bir sürü tehlikeyle dolu. Kaptan Indas bizden Dres karavanıyla beraber Folkreath'e sapmamızı istedi ama ana yoldan uzak durursak belki güvende oluruz. Arkadaş bizi oradan oraya oradan oraya sürüklemekten vazgeçin ya. Of. Of. Hey maşallah. Şimdi Folkreath'e gideceğiz. Yürü yürü koş koş koş. Buradan da bizi kışlara atar kesin. Bana mı dedin sen? Hiç oralı olmadım ama you falan yaptı böyle. Onun nereden, ha şuradan çıkıyor. Yorum aynen. Aa, Loki. Kızım yapma. Aman gir şuradan ya, gir. Sen atsın zaten, çıkarsın hadi. Abi burada da bir şeyler olmuş. Siz kimi aldınız? Siz kimsiniz ya? Sen kimsin? Taran Dreth, the world's foremost expert in Dwemer metallurgy. Not that you would know anything about that. Katria'dan mı? Katria? You know too much. Ne? Lan! Oğlum ne oluyor lan? Oha! Bir dakika, bir dakika, bizimki nerede? Lan dur. Dur dur. Al. Al. Küçük bir sıyrık mı? Oğlum mahvettin lan seni, şu haline bak. Ne demek yeterli efsun yok? Adam şimdi kendine cam basacak. Ne demek yeterli efsun yok?
Abi şu halini gördün mü sen, küçük bir sıyrık. Allah, bu da ölmemiş. Katria kimdi ya? O kadar saçma bir ve gereksiz yere öldürdüm ki seni şu an. Katria'nın kim olduğunu bilmiyorum bile. Ya hatırlamıyorum. Dwemer'ı mu? 14 hasar var, geç. Senin üstünde ne var? Altın. Demir ok. Sandığı açalım. Alalım hepsini. Sen, uyum kristali. Allah. Aa, Velinin mektubunu oku diyor. Bu da ölmüş. Buradan şunları yiyelim. Yine dost, raporlar doğru. Ruh muhafızı ve güç koparan şarkı söylüyor. Onu duyabilen herkes bir sinyal gönderiyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama nedenini biliyor gibiyim. Aletler sadece Numidun'da kullanılmak için de Morrowind'den ayrılmalarına izin vermemeleri mantıklı. Bunun için Kalkrenak bir güvenlik sistemi kurmuş olmalı. Eğer aletler çalınırsa Tamriel'de Dwemer makineleri çalışıp onları geri almaya çalışacak. Daha sonra aletleri güvenli bir mahzende saklayıp Tunsal mimar gelene kadar muhafaza edecek. Ne yazık ki şüphelendiğim gibi bu bilgi bazı kaptanların bize ihanet etmesi ve rotasını değiştirmesi için yeterliydi. Artık aletlerle veya işle ilgilenmiyorlar. Yükü ölüm tuzağı olarak görüyorlar ve boşaltıp kaçmak için önlem alıyorlar. Karavanımız aletleri taşıdığını sanabilir. Ancak Sadros ve Halo bize biz Akşa'ya varmadan önce onları takas etti ve kasıtlı olarak Dwemer makinelerini alması için bıraktılar. Şansıma bu makineleri Kırsa yakınlarındaki mahzene kadar takip etmeye başardım. Yerliler buraya kör çukur diyor. Ayrıca mahzenin mektupla beraber gönderdiğim uyum kristaliyle açılabileceğini keşfettim. Bir savaşçı olmadığım için içeri sensiz girmeye cesaret edemiyorum. Umarım bu mektup partine zamanında ulaşır çünkü aynı fikirde olduğumuzu biliyorum. Bir alim olarak aletlerin ustama teslim edilmesini istiyorum ve sen de görevini hiç aksatmayan birisisin. Senin ve ekibinin kuzeye dönüp bu hatayı telafi edeceğine inancım var. Vay arkadaş. Aa, Azura mabedinden gidebiliyor muyum oraya? Çok iyi. F5 bir şey bakacağım bu arada. Bir şey merak ediyorum. Oyunun başında 20. bölümlerde belki de 10. bölümlerde buraya geldik biz. Aynen, bu kadına hala burada. Üstünde ayaz asası var. Oo, çaldım. Ne diyorsun lan sen? Oğlum seni öldürsem burada ruhunu duymaz. Şey, kimsenin ruhu duymaz. Azura'nın yıldızını buna getirmediğim için vatandaş bana biraz sinirli. Yukarıdaki ajdarhayı uyandırmadan şöyle aşağıdan gidelim biz. Hacı, bu yaptığım görevin öteki görevle hiçbir bağlantısı yok, farkındayım. Allah. Gitme, gitme. Gitme. Boş ver. Oba, kör çukura atladık. Nereden geldik? Ha. Ay, merhaba Lydia. Burada da parlak mantar var. Altın kesesi. Yan kesicilik yeteneği 81 oldu. Lahana, elma, şarap. Atlayalım bakalım. Oba, haydutlar burada gitmiş. Haydutlara bir şey olmuş. Şunları da alayım, alayım. Almak istiyorum ha. Hop. Ay, sen nereden çıktın ya? Adam spawn oldu yalnız. Işınlandı. Senin ruhunu alayım mı? Tamam, almayacağım ya. Yürü yürü. Ayrıca ben elime bire bastığımda niye elime kılıç gelmedi benim? Ops.
Ops. Baba. Hani burası yalnızca uyum kristaliyle açılabiliyordu. Ben girdim işte. Ay, örümcek var. Ne yapıyorsun da sen bana oradan? F5. Altın, zehir. Allah! Oğlum nereden çıkıyorsunuz da siz? Şundan mı düşüyorsun? Burada bir tane şey öldürdüm ben, o nereye gitti? Örümcek öldürdüm ya. Öldürdüklerin bazıları kayboluyor. Bir örümcek sesi geliyor. Şuradan hemen geçeyim de. F5. Ay. Vurma. Vurmayın. Geçme geçme. Şu ikimizi de doğrar vallahi. Gide çekil. Gide ya. Gide çok sakat yerde duruyorsun ha. Ben. Canına tükürürüm ha senin. Geçmiş arkaya da can fullü ya. Sen hayırdır ya? Şşş, sen kimsin? F5. Sen kim köpeksin ha? Bak orada da var bir tane. Ben oğlum. O öyle atılmaz. O böyle atılır. Çok yaşa. Loki'ye söyledim. Vatandaş hasta oldu da. Oğlum bu boga mı girmiş? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş ona. Bir F5 atayım, şu kapıyı açayım. Gidiyor gidiyor, bir saate gidiyor. Merhabalar. Ay. Ben bunu alırım dedi ya. Oha, orakçı çıyan. Lan. Oha, nasıl vuruyor bana? Mahvetti beni ya. Acı o da Lidya'yı mahvediyor. Gibi biraz efsunum da olsun, geliyorum. Bir tane daha vurayım. Alırsın. Evet be. Evet be, Lidya'ma bakın be. Kimin Lidya'sı bu? Ya sen nesin ya? Sen çerezsin şu an. Ay. Tamam, sen değilsin. Oh! İşte buraya. İşte buraya. Haydi. Nasıl yeterli efsunum yok? Ah. Lan yetken boku aldım yanlışlıkla. Allah. Oğlum yürü. Biraz da ben yardım edeyim. Oha. Nasıl canını mahvediyor, baksanıza. Çok iyi ya. Allah, yanlış şeyler aldım. Kaçma lan. Of, sana helal olsun ya. Seni nerede aldık hiç hatırlamıyorum ama. Neden ve niye aldık bilmiyorum. Ama iyi ki almışız ha. Aslanım, koçum. Yürü be. Lan kim tutar seni? Kim tutar bizi şu an? Kimse tutamaz valla.
Lan bu adam nereye gitti? Lan Dremora şeyi efendisi gelsene. Lan seni biz kaç saniye eline çağırıyoruz ya? 60 saniye tam daha 60 saniye dolmadı. Oğlum gel lan. Bunlar bana bir sıkarsa mahvederler beni. Nidalar, güzel bir şey istiyorum. Ruh koparma, geç, yıldırma, yiğit çağrısı, öfke silah, irade kırma. Şöyle güzel bir şeyler olsun. Güç emme, ejder sureti. Gel bari bunu. Lan bakın. Mirak sağ olsun, bunu Mirak'tan almıştık. Abone oku. Ops. Dünyam döndü. Abone ol Cevheri. Üstüm ağırlaşıyor. Bir an önce burayı bitirin. Eve gitmem lazım. Burada da sandık var. Al hepsini. Aa, merdiveni kırmışlar. Ayı olaylar. Oğlum merdiven kıracak. Ne yaşadınız burada ya? Ay merhaba. Lan! Oha, üstündeki zırhtan dolayı hiç canım gitmedi. Çok iyi. Şimdi biraz sıkıntı işte. F5. Sen sıktın değil mi az önce bana? O kadar canımın gitmesinin sebebi sensin. Konuş! Söyle! Oğlum burası ne ya? Orada çok örümcek var Lidya. Bir de geliyorlar. Lidya! Lan Lidya çekil önümden. Öyle artık. Gel üstünü de arayayım. F5. Niye koruyordunuz peki siz burada? İşte bir işime yaramaz. Almayacağım başka defa şey parlak mantar yeter. Hadi daha terk edilmiş mağaraya gidiyoruz. Arkadaşlar biz bir videonun sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şekilde fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.